Merhaba arkadaşlar, ben Nazım Hoca, Nazım Yıldız. Yaklaşık 15 yıldır matematik dersleriyle uğraşıyorum, dersler veriyorum. İşte ALES, KPSS, YGS, LYS şekliyle. Bugün de sizlerle beraber KPSS matematiğine başlıyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar demiş arkadaşlarımız, teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi akşamlar. Arkadaşlar, KPSS matematiği için yaklaşık 6 aylık bir dönemimiz var. Bu 6 aylık dönem boyunca beraberiz. Benim vermiş olduğum burada tiyoları, ödevleri uygularsanız KPSS matematiğinden çok iyi netler çıkaracağınıza eminim. Şimdi matematik için arkadaşlar 3B kuralımız var. Bu 3B kuralı nedir? Yani ben inanıyorum ki herkes matematik yapabilir. Bir şekliyle çalıştığı zaman, gayret ettiği zaman matematik yapabilir. Bunun için 3B kuralımız var arkadaşlar. Bu 3B kuralını yazalım şimdi. Matematiğimizin arkadaşlar netlerimizin iyi olabilmesi için bir kere bilgimizin olması gerekiyor. Bilgi olmadan kesinlikle matematik olmaz. Bilgiyi nasıl edineceğiz? Burada ben sizlere anlatacağım. Siz beni dinleyeceksiniz. Daha sonra tekrarlar yapıp bir şekilde bilgiyi edineceksiniz. İkincisi arkadaşlar beceri. Beceri nasıl kazanılır peki? Beceri de bol miktarda soru çözerek kazanılır. Bol miktarda soru çözmeniz gerekiyor. Farklı farklı kaynaklardan testler sorular çözmeniz gerekiyor. Üçüncüsü arkadaşlar bakış açısı. Bakış açısı. Arkadaşlar matematik hiçbir zaman için ezberle olmaz. Matematikte yorum yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ben de derslerde sizlere yorum gücünüzü geliştirmek için bol miktarda yorum sorularını soracağım ve yorum yapma yeteneğinizi geliştirmeye çalışacağım. Yorum yapamazsanız matematik olmaz arkadaşlar. İlla ki yorum yapmamız gerekiyor diyoruz. Şimdi ilk dersimiz temel kavramlarla başlayacağız. Daha sonra OBEP, OKEK, mutlak değer, basitleştirilik, üst sayılar, köklü sayılar, problemler, fonksiyonlar şekliyle konularımızı anlatacağız. İlk dersimizle başlayalım arkadaşlar. Şimdi benim en kıl olduğum noktalardan birisi şudur arkadaşlar. Rakamı ve sayıyı çoğu insan karıştırıyor. Arkadaşlar ben size burada rakamı anlatacağım. Bundan sonraki hayatınızda kesinlikle rakam ve sayı arasındaki farkı iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekecek. Rakam sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere denir. Bunlar nedir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar bunlar rakamdır. Bunların dışındaki kavramlara biz rakam demiyoruz. Bunların dışındakiler sayıdır. Örneğin ona rakam dersem matematiğe ihanet etmiş olurum. 10 kesinlikle rakam değildir. Örneğin 66 rakam değildir. 66 bir sayıdır. En küçük rakamımız arkadaşlar 0. En büyük rakamımız ise 9. Toplam 10 tane rakamımız var. İki rakamın toplamı en fazla 2 rakamın toplamı en fazla arkadaşlar rakamlar farklı demediği zaman 9'a 9 aldığım zaman 18 olur diyoruz. 2 rakamın toplamı 18'i kesinlikle geçemez. Eğer rakamlar farklı deseydi rakamın birine 9 alırdım, diğerine 8 alırdım. Toplam en fazla 17 olurdu. Anlaşılmayan yerler olursa sorun. Rakam arkadaşlar tekrarlıyorum 0 ve 9 arasında toplam 10 tane rakamımız var. Sayıları sembolize ettiğimiz ifadeleri biz rakam diyoruz. Sayı dediğimiz zamanda birden sonsuza kadar giden ifadelere sayı diyoruz. 1, 2, 3, 4 saymaya birden başlarız. Rakamla alakalı sorularımızı çözelim şimdi arkadaşlar. X, Y, Z birer rakam olmak üzere. Şimdi ilk konumuz temel kavramlar konusu. Temel kavramlar konusu yoruma dayalı bir konu arkadaşlar. Yorum gücünüzün gelişmesi gerekiyor. Yorum gücünüz geliştiği zaman problemler konusunda çok rahat edersiniz. İlk konu biraz fazla yorum isteyen bir konu. Belki zorlanabilirsiniz ama burayı çözerseniz ilerleyen konularda çok daha rahat edersiniz.
Dolayısıyla arkadaşlar bu konularda sorunun başında ne yazıyor? Bu çok önemli. Soruyu kesinlikle okumamız gerekiyor. Okumazsak cevabı buluruz. Şıklar da vardır ama yanlış olur. Emeklerimiz boşa gider. Sorunun başında ne yazıyor? Bunu iyi okumamız gerekiyor ve ne istiyor? Bunu iyi anlamamız gerekiyor. X artı 3y artı 2z ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. En büyük değer kaçtır? Arkadaşlar x, y, z bir rakam olduğuna göre, rakamlar farklı da deniyor burada. Bu ifadenin en büyük olabilmesi için x'in, y'nin ve z'nin en büyük olması gerekiyor. X'e 9 alıyorum. Y'ye 9 alıyorum. Ve z'ye de 9 alıyorum. Çünkü rakamlar farklı dememiş. Rakamlar farklı deseydi soru çözümü değişirdi. Buradan arkadaşlar x yerine 9, y yerine 9, z yerine 9 yazarsam 9 artı 27 artı 18'den toplamı 54 olarak bulunur. İfadesinin alabileceği en büyük değer 54'müş. Anlaşılmayan yerler olursa kesinlikle sorun arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. A, B, C ve A, B ve C birbirinden farklı rakamlar. Burada birbirinden farklı kavramı önemli. Birbirinden farklı kavram arkadaşlar çok önemli. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. 2A eksi 3B eksi C toplamın alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu toplamın alabileceği en büyük değeri istiyor. En büyük değer olabilmesi için arkadaşlar burada eksili bir ifade var. Bunları küçük tutuyorum. A'yı da mümkün olduğunca büyük tutuyorum. A yerine 9 alabilirim. En büyük rakam dediği için. Birbirinden farklı dediği için arkadaşlar B'ye ve C'ye mümkün olduğunca en küçük sayılar almam gerekiyor. B'ye ve C'ye sıfırdan birisini almam gerekiyor. Acaba B'ye mi sıfır almalıyım, C'ye mi sıfır almalıyım? Bu ifadenin büyük olabilmesi için arkadaşlar B'ye sıfır almalıyım. Farklı dediği için C'ye de 1 alıyorum. Eğer B'ye 1, C'ye 0 alsaydım arkadaşlar bu ifade biraz daha küçülürdü. Sorumuz bize en büyük değerini istiyor. Dolayısıyla A'ya 9 aldım, B'ye 0 aldım, C'ye 1 aldım. Buradan da 2 çarpı 9 eksi 5 çarpı 0, 0 eksi 1 olarak cevabımız 17 çıkıyor. Evet, anlaşılmayan yer olursa sorun arkadaşlar. Kesinlikle anlaşılmayan bir noktanın kalmasını istemiyorum. Bu kavramlar önemli kavramlar. İlk dersimizde bol miktarda sorular çözeceğiz. Yorum gücünüzün gelişmesi için farklı farklı soru stillerini sizlere göstereceğim. Yine arkadaşlar rakamlarla alakalı başka bir sorumuz. A, B ve C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 2A artı 5B artı 3C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Biraz çözmeniz için bekliyorum. Cevabı olan varsa söyleyebilir. Evet arkadaşlar, cevabı olan söyleyebilir. Evet, cevabımız B. Siyah şekilde de belli oluyor. Arkadaşlar birbirinden farklı rakamlar olmak üzere toplamın alabileceği en küçük değer kaçtır? Bu toplamın en küçük olabilmesi için arkadaşlar kat sayısı büyük olan, yani B'nin en küçük olması gerekiyor. Burada B yerine 0 yazıyorum rakam dediği için. Ve daha sonraki kat sayısı büyük olan, burada C var. C'ye de 1 alıyorum. A'ya da 2 alıyorum. Yani kat sayısı büyük olana küçük rakamları aldım. Buradan arkadaşlar A'ya 2 aldım, 4 oldu. B'ye 0 aldım, 5 çarpı 0 oldu. Burası da 3 oldu. Cevabımız 7 olarak bulunuyor. Evet, güzel. Bunu geçiyoruz arkadaşlar. Evet, rakamlarla alakalı başka bir sorumuz. X, Y, Z birer rakamdır diyor. X, Y, Z birer rakamdır. X artı 3Y artı 2Z eşittir 36 olduğuna göre Y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Yine bekliyorum arkadaşlar sizlerden cevap. Evet, bakalım ilk cevabı kim verecek?